İnsan vücudu hiçbir zaman sağlıklı olmak için kendini yapılandırmadı. Tam tersi üreyebilmek yani kendini bir sonraki nesle aktarabilmek ve hayatta kalabilmek için kendini uyarladı. Yani bugün birçok geliştirdiğimiz özellik vücudumuzla ilgili aslında tamamen hayatta kalabilmekle alakalı. Fakat günümüzde hayatta kalabilmekle ilgili bir baskı eskiye göre yok veya daha farklı şekilde. Yani avcı toplayıcı zamanında işte yemek bulmak çok zor bir şeydi. Sağlık açısından bu kadar gelişmiş şartlar yoktu. Ve herhangi bir şeyden öyle biliyordunuz. Dolayısıyla da hayatta kalmak çok önemliydi. Dolayısıyla da bu hayatta kalabilmekle ilgili uyarlanımlar gelişti. Mesela buna en büyük örneklerden bir tanesi bizim yağ depolamamız. Atalarımız arasında yağı en fazla depolayabilenler hayatta kaldılar ve tabii ki çocukları oldu ve çocukları da hayatta kaldı. Dolayısıyla da bu gen günümüze geldi. Yani günümüzdeki mesela yağ probleminin en önemli sebebi yani kilo olmasının en önemli problemi aslında ilk avcı toplayıcıların o yağı depolayarak hayatta kalabilmeleri ve dolayısıyla da o genin yağ toplama geninin, yağ depolama geninin bize aktarılmasından dolayı geliyor. Halbuki bugün o güne göre bir yağ yani yemek bulma gibi sorunumuz yok. Süpermarketler var. Oturduğumuz yerden sadece işte para vererek işte yiyecek temin edebiliyoruz. Bu yüzden de bu dengesizlik oluşuyor. Çünkü ilk avcı toplayıcılar işte günde 15 kilometre yürüyorlardı. Örnek bir erkeği özellikle mesela işte yemek bulabilmek için. Fakat biz günde 15 kilometre yürümüyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? O 15 kilometre yürüyor. Yürüyebilmesi için, o enerjiyi sağlayabilmesi için hani yemek ararken sonuçta yağ depolanıyor. Yağ yakması lazım ki o enerjiyi kullanabilsin. Dolayısıyla önce yediği yemeği yağa çevirmesi lazım. Halbuki şu an biz yiyoruz, yağa çeviriyoruz, bir de üzerine oturuyoruz. Dolayısıyla aslında kilo probleminin ana sebebi aslında şu kısaca anlattım ama avcı toplayıcılara göre vücudumuzun o zaman göre devrilmiş olması ve o zaman amacının da sağlıklı olmak değil, hayatta kalmak olması. Hayatta kalmak ve kültürel evrimin, normal evrimin, aslında biyolojik evrimin önüne geçmesinin en temel Kesinlikle. örneğini burada görüyoruz. Evet.